Bu kısmı videoyu bitirdikten sonra çekiyorum. Videoyu tamamladım. Şöyle bir durum oldu. Video içerisinde çok zaman geçti yani. Ben uzun bir video yaptığım için bayağı bir günler geçti aradan. Hatta Marmara Türkiye Birleşmesi vardı. O şimdilik iptal oldu gibi gözüküyor. Yani daha ileri bir tarihe ertelendi anladığım kadarıyla. Her neyse kısaca bu seriden bahsetmek istiyorum. Burada bir 45 dakikalık video var. Belki şeyi bekliyor olabilirsiniz yani çok İşte sandık açımı, won harcamalar vesaire, artı basmalar. Tam o tarz bir şeyler yapamadım açıkçası 45 dakikada ama yine de yayınlayacağım bunu. Çünkü hedefim en iyi çarı yapmak. En iyi farm çarını yapmak. Bunu da nasıl yaptığımı çekebildiğim kadar çekip göstermek istiyorum. Bu da mümkün olduğunca şeffaf olsun istiyorum açıkçası. Ben bu şekilde Metin 2 maceralarımı kesit kesit paylaşmayı planlıyorum düzenli olarak. Evet, belki bu seri sizi sarmayabilir yani eğlendirmeyebilir, izlemek istemeyebilirsiniz. O yüzden baştan bu şekilde bir kısım koymak istedim. İçinde yani bu 45 dakikada belirli bir plan yok. Her şey spontane yapıyorum içeride. Sadece kafamda uzun süreli bir plan var. Bu uzun süreli planı gerçekleştiriyorum. Yani bu da çok uzun videolar sürecek. Yani böyle 45-50'şer dakikalık belki 100 tane video yükleyeceğim. Ondan sonra istediğim hale gelmeye başlayacak her şey. Bunu böyle birinci bölüm itibariyle söylemek istiyorum. Hala izlemeye devam ederseniz iyi seyirler. Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çarımızı geliştiriyoruz artık. Yavaş yavaş bossları hazırlığa başladık çünkü yeterince para kastık. Şöyle bir durum var. Türkiye ve Marmara sunucuları birleşiyormuş. Bu da ne demek? Bizim için artık daha ben Türkiye sunucusundaydım. Ticaret yapamıyordum fakat itemlerimi biriktirip Marmara'da geçiş yapıp satmayı düşünüyordum. Buna gerek kalmadı. Yani binep vermeyeceğim bedavadan geçiş için. Fakat farmda zorlanacağım biraz. Çünkü gerçekten Marmara çok kalabalık bir server. Bizde de hatır sayılı bir oyuncu var. Bundan dolayı nasıl olacak bilmiyorum inanın. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden eldeki ne kadar balık sandığı benim 4-5 envanter balık sandığım vardı birikmiş. Bunları daha sonra satmayı planlıyordum. Bir 14 gün 12 saatlik Pardon 14 gün 16 saatlik premium pazar aktif ettim. Bu premium pazarda artık elde ne kadar BK şey var satacağım. Balık sandığı vesaire var. Bakın hatta görün yani envanterler falan çok karışık. Ayrıca şöyle yeni bir Titan kalkan aldım. Bunu 24 onu aldım. Bir arkadaş oyun içinden bir arkadaştan rica ettim. İndirim yaptı. Zaten indirimli fiyatı tutuyordu. Şöyle göstereyim yani onun hakkında da yorumlarınız varsa beklerim. Artı 9 Titan. 6 güç, sersemlik, 10 şeytan var ama ben bunu daha çok 6-7'si için aldım. Çünkü 6-7'sinde 30 STR var hem de 6-7. ev sunları mevcut. Yani uygun fiyata aldığımı düşünüyorum aslında. Paramın büyük bir çoğunluğu buna gitti. Bir de düz artı 9 cennet kolye aldım. O şu an 6-7'ye koydum ben onu. Onu bekliyorum. 3 tane item koydum 6-7'ye. Ayakkabımı koydum, bileziğimi koydum. Yani anlayacağınız artık iyiden iyiye bosslara hazırlanıyorum. Özellikle Razador yapmak istiyorum. Yani Razor aslında yaparım. Şu an bile yaparım ama daha hızlı yapmam için biraz daha güçlenmem şarttı. Her neyse bir şehre gidelim. Pazarımı falan göstereyim size. Evet şöyle bir pazar kurdum. Açıkçası çok fazla balık sandığı olduğu için pazarların yarısını balık sandığına ayırdım. Kalan yarısını da işte BK'ları falan satmaya çalışıyorum. Bakalım bayağı bir duracak. Şu an hiçbir şey satılmıyor neredeyse. Bu biraz canımı sıktı. Çünkü çok fazla balık sandığı var ve bunları nasıl eriteceğim bilmiyorum yani. Ya çok ucuza koyacağım satılacak. O da emeğime yazık etmek istemiyorum. Bakalım böyle yavaş yavaş dolduracağız yani. Yavaş yavaş satacağız herhalde. 14 günlük süreçte de satılır diye düşünüyorum. Şu elimdeki gayaları dönüştürerek başlamak istiyorum. Bana 50 gaya lazım. Atımı seviye atlatacağım. 50 gaya istiyor. Şeyim yok. Yeterli su taşım yok. Neyse. Hiç alamadık herhalde değil mi? Aynen hiç alamamışız. Şu sandıkları açayım. Az önce düşürdüm bunları da. Para etmez. Para etmez. Para etmez. Şu Noel sandıklarından elimde 2 tane oldu. 200 tane oldu. Bunları açmak istiyorum. Şöyle yağma kartı falan çıkıyor içinden. Arttırma kağıdı çıkıyor. Ama benim en çok istediğim buradan Ejderha Tanrısı saldırısı markasıyla savunma markası. Hız iksiri de güzel tabii. Savunma da geldi. Güzel. Şunları şöyle bir koyalım. Bunları en son görmüş olur. Bakalım 200 taneden kaç tane alacağız. Şöyle hızlıca açayım ben. Efsun da lazım bol bol. Efsun'la da şeyi aura için titan var. Onu efsunlayacağım. Güzel 5 tane çıktı bile.
bakalım. Kaç? 5 art 5 ev sunlama var, 9 arttırma var. 24 saldırı markası, 30 savunma markası. Güzel. Arttırma ne kadar çıkmış? Çok güzel. 11 tane de arttırma çıkmış. Bu bizim çok işimize yarayacak çünkü şimdi 6-7 değiştireceğiz bol bol. Bu videoda yani. Şu 5 ev sunma estesini şurada kullanalım. Çünkü bu Titan kalkanı sersem lazım. Auram boş benim hala. Şuradan göstereyim hatta size de. Biliyorsunuz hiçbir şey emdirilmedi henüz. Buna sersem gelmesi lazım. İşimize yaramaz. X bonus, ork, çeviklik, 10 şeytan. Aslında yanına sersem de gelse güzel bir emdirilmelik bir şey oluyordu. Yakın dövüş, yansıtma falan filan yok. Böyle yapalım. Yok, yine alamadık. Şöyle bir yolumuzu da verelim. Çok güzel, son bir tane kaldı. 24 saat sonra bunun bitme ihtimali var. 22 saat sonra daha doğrusu. Sonra biyologla işimiz kalmıyor. Şeydekine gideceğiz. Sürgün mağarasına girişte var ya, ona gideceğiz. Şöyle bir pazarı göstereyim size. Satışlar çok yavaş ilerliyor. Aradan neredeyse bir gün geçti. Bayağı az satış yapmışız. Buraya ne kurmuştum onu düşündüm de. Her neyse, gidelim bir şu 6-7 attığımız efsunlara bakalım. Evet, heyecanlı bekleyiş. O çok güzel. %20 şansla ekledik başarıyla. Bakalım ne gelmiş? 5 saniye boyunca karanlık. Ah, bir de buz olsaydı çok iyi olurdu. %20 şansla eklenmesi çok iyi gerçekten bizim için. Bunu bir daha hemen hızlıca koyayım. Yarın tekrar bakarız. Bu da eklenirse süper olur. Hemen bir hızlıca diğer çarları gezmek istiyorum. Onlarda da ikişer tane daha vardı çünkü. Bu arada şeyi de bitirdik. Biyolog görevini de bitirdik. Hayırlı olsun. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ruh taşını bul ve bana getir. Tamam. Okey. Bakalım bunu da eklediysek çok iyi olacak. Eklememişiz maalesef. Bunu tekrar koyarız. Şu Noel sandığını bir açalım. 50 yank çıktı. Bu çardakine bakalım. O, bunda da %20 şansla eklemişiz. Çok güzel. Bunu yeni almıştık bir de, bu kolyeyi. Bakalım ne gelmiş. Zehirleme şansı %5. Neyse, bir şeyler gösteriyor, bir şeyler gelecek. Ben bunları şimdi tekrar koyayım. Bu biyolog görevini tamamlamak için nefrite geldim. Burada boss keseceğiz. Bosslardan tamamlanıyor. Hem de 3-5 en bir şey kasmış oluruz. Evet, aradan 24 saat daha geçirdim. Mecburen geçiriyorum yani. İşte sürekli mesaideyim çünkü bu aralar. Bakalım pazarda nasıl satışlar olmuş. Ayrıca gene 6-7'ye koymuştuk bir şeyler. Onlara bir bakalım. Bakalım, en çok pazarı merak ediyorum. Çünkü pazar yani gerçekten çok yavaş ilerliyor. Şöyle bir bakalım. Güzel bir şeyler satmışız. Okey mi satmışız? Bir tane okey satmışız. Bir Bivon'a başka ne satmış olabiliriz? Bivon'a başka. Ha, güzel, balık sandıklarının hepsini satmışız. Bu çok iyi bir haber. Bivon'a ne kurmuştum ki ben? Neyse, şunu bir alalım üzerimize. Yeni balık sandıkları kurayım ben hemen hızlıca. Stokları yeniledim. Tekrardan kurdum balık sandıklarını. Hatta yine satılmaya başladı. Sanırım balık sandığı ihtiyacı var. Önce büyükler satılıyor. Güzel, bu şekilde satılsın. Çünkü daha elimde çok çok daha var yani. Bunları hepsi satılınca birazcık item alabilecek paraya geleceğiz. Şimdi ben gidip hızlıca 6-7'ye bıraktığım itemleri kontrol etmek istiyorum. Onlar satıla dursun. Gelir yine kurarız. Daha elimizde var. Evet, geldik, bu konuda şanslıyız ama bu sefer ekleyemedik. Kötü oldu. Diğerlerine bakalım, olsun. Moral bozmak yok. Ben şunu hızlıca atayım. Vaktimiz var daha. Evet, bir de buraya bakalım. Bunu da yine başaramadık. Bir daha koyacağız. Hadi bakalım, belki 3. itemde şansımız yaver gitmiştir. Ne diyecektim, yine olmadı. Bunu da dün eklemiştik ama bugün eklemedik. Evet, tekrardan buraya geldim çünkü bu biyolog görevini artık bitirmek istiyorum ve bosslardan düşüyor sadece o. Kesebileceğimiz bosslar da bizim burada. Bir 10 tane boss keseyim. Saat geç oldu benim için, yatacağım. Ama bir 10 tane boss kesip sandıklarını önce sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Sonunda düşürdük liderin ruh taşını. Kaç tane boss kesmişiz? 7 tane kesmişiz. 10 yapamadım ama olsun. Daha video uzun. Yaparız bir şeyler. Hemen gidip şu liderin ruh taşını vermek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum yani. İlk defa Metin 2 kariyerimde ilk defa bir biyolog tamamladım. Yani biyoloğu tamamen tamamladım. Bu benim için uzun sürdü tabi. Envanterde bayağı dağılmış. Okey, seti. Ha, Baekko'ya gidiyoruz. Baekko. Buradan ödülümüzü seçeceğiz. Giderken de şunları açalım bari sandıklarımıza. Ya benim için şu an açabildiğim en iyi sandık karanlığın sandığı oluyor. Farkındayım ama bunu zamanla geliştireceğiz. İnşallah. Mavi iksir. Cennetin gözyaşı küpe. Küpe para etmez. Mavi ejderha yayı. Mama.
Gizemli bir ışık geliyor ve tecrübe puanı. Ejderha hayaleti çanı. O neymiş? Ha, şu değişik şekilli çan. Sonuncuyu da açalım. Kara büyü zırhı. Tamam, bir şey çıkmadı. Bayekko'dan tutturacak. Mavi abanoz sandık. Çabuk aç. Bu bir yolun rüyasını yere getirdiğin için, çer kapını istediğin yere getirdiğin için diğer ucuna savaşırken PvP saldırı değerim kalıcı olarak %8 artmış. Nerede o mavi sandık? Şunu da açalım abi. Bu adettendir, açılır. Zen fosilisi çok iyi. 13-14 hem ediyor. Atarız pazar. Şimdi benim yeni bir görevim gelmiş olması lazım değil mi? Biyolog. Aynen. Tamam, bir buraya gidelim bakalım. Buradaki görevler de çok kritik. Ne istiyor benden? Kem göz mücevheri. Aa, yanımda vardı aslında ya. Çok güzel. İlk kem göz mücevherimizi verdik. Bakalım bu görevleri bitirmemiz lazım bizim. Şu an Nesne Efsun'un eventi var. Benim envanter full dolmuş. Dünden kalmış herhalde. Bunları hemen hızlıca bir satıp envanteri boşaltıp Nesne Efsun'a düşürmem lazım. Bir 5 tane düşürmeyi planlıyorum. Çünkü lazım bana. 32 em vardı görüyorsunuz. 37 em'e ulaştı. Yani 5 em böyle böyle ben çok kasıyorum. İnsanlar küçümsüyor o çanları, ıvırları, zıvırları ama ben gerçekten küçümsemiyorum. İyi paralar geliyor bana oradan. Bu işte çanları satıcıya sata sata SV'nin en iyisi olacağım. Hatta SV'nin değil, Metin 2 TR'nin en iyi oyuncusu olacağım. Bunu bir kenara yazın. Evet, stokları yenilemeye geldim. Balık sandıklarını yine satmışız. Bende ama bayağı var. Bunları bir hızlıca yükleyelim. Geldik bakalım bir şeyler toplamaya. Burada hedefim Nesne Efsun'la mı düşürme? 5 hedefindeyim ama 3'e de okeyim yani. En az 3 tane düşüreceğim burada. Kalkanı atıyoruz. Bu arada şöyle Noel sandığı var. İçinden genelde yank çıkıyor. Soğutma iksiri çıktı. Hiç de kullanmam. Bu satarız hatta, kalsın burada. Onun dışında işte hem şeyleri falan topluyorum burada. Çanları, ıvırları, zıvırları topluyorum. Şu karanlığın sandıklarından falan topluyorum. Benim için güzel getiri oluyor burası. Neyse, ben biraz farmlayayım. Farmladıktan sonra göstereyim neler topladığımı. Çok yavaş konuştum. Baktım düşmüyor. Next'ledim ya event'e. Fazla katılamadım yani. 10-15 tane metin kestim. Biraz da boss. Elimde bir tane Efsun var, onu da atacağım. Belki yakalarız istediğimiz şeyi. Şöyle attım. Bakalım gene gelmemiş. Evet, 6 7'imize bakalım. 3. sefer koyuyoruz. Hadi artık geçmiş olsun. Ah, olmamış. Neyse, daha 2 tane daha var, onlara bakacağız. Böyle böyle bitireceğiz bunu bir şekilde. %20 şansla ekleyelim yine. Hadi bari sen geç. Yok, bu da olmadı. Bakalım bu geçti mi? Bu da geçmedi. Yine 3'te 0 yaptık. İşimiz var bunlarla bizim. Ama sıkıntı yok, pes etmek yok. Bizim olmazsa olmaz etkinliklerimizden balık sandığı yapma etkinliği gelmiş, balık yapboz oyunu. Bunu yapalım. Şimdi bir 400 yem ayarladım. 400 yemlik tutacağım. Sonrasına bakalım. 400 yemi bitirdik. Şu şekilde bir hasılat var. Toplam 1135 açımlık, pardon, yapmalık sandık bulduk. Aynı zamanda bir yabı falan var. Amsiz argana düştü bol bol. Her neyse, ilkini bir beraber oynayalım. Açacağım o sandığı direkt, ne gelirse gelsin. Çok hızlı oynayışımı da görün istiyorum. Bunları oynaması zaten tutmasından büyük ihtimal daha uzun sürecek. Şöyle yapalım. Buna gerek yok. Şöyle yapsam yok. Herhalde buradan orta boy alacağız tahminimce. Şöyle yapalım ya da. Bir tane nokta lazım. Bir tane nokta lazım olduğunda süründürüyor genelde ama. Buradan bayağı bir getir elde ederiz. Zaten elimizde daha satılacak sandıklar vardı. Onları satacağız falan. Neyse, şunu bir açalım. Onun dışında daha açacağım yani. Açmayı düşünüyorum. Ruh taşı artı 2 tane. İkisi de işe yaramaz. Neyse, ben biraz oynayayım. Açarım zaman zaman. Satılacak sandıkları şöyle ayırdım. Bayağı var. Bunların hepsi orta ve büyük. Açılacak sandıkları da kendi çarımda bıraktım. Onları açacağım biraz. Bu arada hala vakit var. Bir 5-10 sandık daha yapar mıyım acaba? Bu arada yabı yengeci yakaladık. Çok iyi oldu. İkinci yabı yengeci arka arkaya geldi neredeyse. Bakalım gelecek mi? Ama bunu yakalayamadık. Evet, 26 açımlık bir balık sandığı açımı yapacağız şimdi. Tek istediğimiz şey buradan demirci maddi olarak. Diğerleri işte kritik, delici falan. Onlar da lazım olan şeyler. Her neyse, açmaya başladım. Şurada bir de Noel sandığım var. Burada Efsun nesnesi çıkabiliyor. Onu biriktiriyorum. Çıkmadı. Delici çıktı. Kutsama küresi olsun, işimize yarar. Maymun yumurtası yaramaz. Hız iksiri çok güzel. Zen fasulye aynen, sandığı amorti ediyor, iki sandığı. Kahramanlık madalyası işimize yaramıyor yani. Bugün farm yapmayacağız.
Her neyse. Young. XP. Kız iksiri ve maymun yumurtası. Masum bozuk ikisine de aynı anda tıklıyorum. Bir zen daha geldi. Siyahat. Maalesef işimize yaramıyor da. Zen geldi. Güzel. Zen amorti ediyor yani. Kötü değil. Kritik. Delici. Maymun yumurtası. Bir madalya daha. Siyahat. Havai fişek. Delici. Siyahat. Kral kuşağı. Ve havai fişek topacı. Olsun, kötü değil. Yani kötü değil. Sonuçta biz biriktirdik bayağı. Evet, pazar kurma işleri devam ederken bir yandan da buna 6-7. ev sunu getirebildim sonunda. Çok istediğim gibi bir şey gelmedi. Elimde de 3 tane küçük kutsama var. Bakalım değiştirebilecek miyiz? Başarısız, başarısız. Zaten bunun geçme ihtimali çok düşük. Ayrıca şöyle üst üste binenlerden var 12 tane de. Bunları biraz daha biriktireceğim. Şu kartane sandıklarından çıkıyor. Her neyse, bir yan çarımda da olacaktı. Yan çardakileri de atayım. En azından bir kere değiştirmek istiyorum. Bir de şöyle elimde 12 tane daha var. Bunları hep eventlerden kasmıştım. Şu Noel sandığını açarak başlamak istiyorum. Soğutma ekstra çıktı. İşimize yaramaz. Şöyle bir değiştirdim. Başarısız. Başarıyla değiştirdik. Güzel. Şöyle bakalım. Bir STR istiyorum aslında ama. 1 saniye boyunca rüzgar. 30 SP. İşimize yaramaz. Değiştireceğim yine. Aha, yine değiştirdik. Normal kutsama atıyormuş gibi geçiyor. Zehirleme 1. 1 saniye boyunca rüzgarın gücü. İşimize yaramaz. Bir kere daha değiştirebilirsek çok memnun olacağım. Başarısız. Son 2. Bir tane daha değiştirdik. Çok güzel oldu. 4 saniye boyunca karanlık. Bir de kanama saldırısı. Maalesef işimize yaramaz. Sonuncuyu da atayım. Başarısız. Neyse, elimize geçtikçe daha bunları atacağız. Daha çok item var elimizde bu şekilde. Şimdi şöyle bir durum var. Elimde 6-7'si bitmiş. 3 tane item var. Ateş ayakkabım. İşte cennet gözü bileziğim. Cennet gözü kolyem. Bu kolyeyi aynı zamanda şimdi Efsun'da atacağız. Her neyse, 12 adet küçük kutsamam var. Bunları da bir açayım. 12 adet küçük kutsamam var. 205 tane de kartanesi sandığım var. Burada bir 10 tane daha falan alırız gibi geliyor bu 205 sandıktan. Şimdi hızlıca bir bunları açayım. Bize buradan bol bol şey lazım. Neydi adını ya, unuttum. Marka lazım. Savunma ve saldırı markası. Gördüğünüz gibi çıkıyor zaten. Her neyse, ben şunları bir hızlıca açayım. Bakalım kaç tane olacak. Aa, Efsun da çıktı. Güzel. Efsun da lazım. Efsun aslında 3-5 tane çıksaydı iyiydi, burada 200 tane var. Kaç oldu? 2 tane oldu, güzel. 3 tane olursa en azından kalkanımıza da sersem yakalamaya çalışıyoruz. Aynen 3 oldu. 4 olur mu? Küçük kutsama çok önemli. Küçük kutsama kaç oldu acaba? Oo, çok güzel. 23 tane olmuş. Ben şu envanteri bir temizleyeyim hemen. Evet, şu auralık kalkanıma Efsun atarak başlamak istiyorum. Buraya şeytan, ork ve sersem lazım. Yani kaç şeytan kaç ork olduğu önemli değil. Sadece yanına gelsin. Yani biri bile gelse gelsin. Çünkü yansıtacağız. Şöyle bir tane attım. Güç var. Ork var. Şeytan var ama sersem yok işte. Tam bu bize lazım olan bir şeydi aslında. Neyse, bir de atacağım. Attım. Şeytan var yine ama sersem yok. Sersem yoksa bir anlamı yok. Şöyle bir daha attım. Yok, güç var. Güzel aslında. Güzel gelmiş de işimize yaramıyor. Her neyse, asıl işimize geçelim. Şunlara 6-7 getirmeye çalışacağız. Bence 7'den başlanır mı demiş. Başlanır tabi diyelim. Biz başladık, herkes oynasın. Neyse, şunları hızlı hızlı bir atayım. Başarısız, başarısız, başarısız. Şöyle tek tek atacağım. Başarısız, başarısız, başarısız. Kaç? 23 tane vardı. 6 tane attık. Yok. Bunu da değiştirdik. Güzel. Başarısız. Başarısız. Şöyle bir bakalım. 300 EP buz direnci. Bu bir şöyle kenara kalsın. Başarısız. 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 Geçmiyor. Yani 24 tane de acaba bir tane mi değiştiririz? Güzel. Ne geldi? Bir metin. Yok. Bunu da en azından bir kere değiştirmek istiyorum. Başarısız. Başarısız ve başarısız. Yok. Başaramadık. Neyse, bir metin kötü değil. Şu kolyeye bir Efsun atalım. Elimde biraz Efsun var. Evet, elimde bunlar var. Bunların bu arada hiçbirisini Apple almadım ben. Sandıklardan vesaire, bu Noel sandığından çıktı birkaç tane. Daha önceden Ejderha sandığından falan çıkarmıştım. Elimde biraz birikmiş vardı. Şu 5'ini bir atalım. Burada aradığım aslında kritik vuruş ve HP'yi bir yan yana arıyorum. Çünkü biliyorsun metin farmı yapıyorum. Bu işime yarayacaktır geçici olarak. Şöyle bir tane attık. Bakalım ne geldi. Yok, güzel bir şey değil. İşimize yaramaz. Bir tane hızlıca attık. 1500 EP. Yani geri kalan işime yaramaz. Şöyle hızlıca attım. 1500 EP, 8 bayılma, SP absorbe, HP üretimi. Yani bu da işime yaramaz. Kritik istiyorum. 10 bıçak, 5 kritik. Yok. Şu sonuncuyu da bir atalım. Şöyle attım.
10 kritik var. 20 hipürizm. Tamam, şimdilik kalacak. 10 kritik var. Bu benim işime yarar bayağı be. Hayırlı uğurlu olsun bir itemimiz daha. Elimde birikmiş gayalar var. Bunları at görevi için şey yapıyorum. Şimdi çıkan taş şeylerle, zihin taşı desteleriyle bu gayalara dönüştüreceğim. 40 tane var. Bakalım hızlı hızlı yapalım. Yani bitiremedik bile. Toplam 160 oldu. Bu bizi bir sürü idare eder. Buradaki görevler için kullanıyoruz. Size de göstereyim. Burada at görevini yapmak çok önemli süre çünkü kalıcı STR, wit falan sağlıyor. Bakın göstereyim. Şunları sağlıyor. Wit, int, STR, dex. Bunları kalıcı olarak arttırıyor. Bu yüzden ata en azından 30 seviyeye ulaştırmak gerekiyor. Mesela yükseltilemedi. 50 gaya verdik. Bir daha 27 oldu. Şimdi mesela burada tekne geçmesi çok önemli. Mesela geçmedi. 50 gaya istiyor o yüzden yine. Hop 28 oldu. Tekne geçer mi? Çok güzel. Tekne geçti. Bakalım yem var mı elimizde? Tamam, tekte geçerse çok iyi olacak ama şampiyon olduğumuzda evet yapabiliyoruz. Şu an atı fullledim. Gayet iyi. 30 olduğumuzda zaten kalıcı çok yüksek bir STR alacağız. Ayışı eventi başlamış. Ben bunu Nefrit'te değerlendirmeye geldim. Hem metin keseceğim hem düşerse düşenleri toplayacağım işte. Gidip örümcek katında falan da yapabilirim ama yapmayacağım çünkü orada çok fazla kargaşa var. Ben de kargaşayı sevmiyorum açıkçası. Orada 2000-3000 tane düşüreceğimi burada 50 tane düşürürüm. Daha iyi yani. Bakalım düşecek mi merak ediyorum ben de. Şöyle ilk metni beraber bir keselim. Düşüyor mu görün. Hem de core görevini yapıyorum yandan. O da iyi oluyor. Aynı zamanda şu an şeyleri biriktiriyorum. Neredeyse 200'e yaklaştı kar tanesi sandığı. Bu 200'lüyü de açacağız birazdan. Gelen kutsamalarla, küçük kutsamalarla şu kolyeyi veya bileziği ikisinden birisine güncellemeye çalışacağız. Bakalım. Umudum var. Burada hiç düşmedi neredeyse ayışı. En azından her metinden falan bir iki tane düşseydi iyiydi. Bakalım bakalım bakalım. Aynen hiç alamadım. Bir yandan da sürgündeyim. Görüyorsunuz şamanı kasıyorum. 90 yapıp bunu da beta map'e götürmeye çalışacağım. Şurada bir mama varmış. Onu alalım hemen hızlıca. Bu da iyi olacak. Bunu 100'e kasıp bir an önce artık Razador'lara başlamak istiyorum. Razador için tek engel önümde ikinci bir char. Jotun'a da ikinci char lazım. Ona da 105 miydi o da? Öyle bir şeydi herhalde. Bunu 100'e kastığım an biraz daha farm yelpazem artacak açıkçası. Her neyse bunu da göstermek istedim. Şimdi size beta map'te farmlamanın en sevdiğim yönünü göstereceğim. Yangıma dikkat edin. 569.775. Ve şimdi ise 575.294. Yani bu çok güzel. Direkt 6M nakit alıyoruz. Bu çok güzel. Bunu bir 10 tur yaptığımızda 60M para yapar. Yani 6 tam 5.5M aslında. Yani 55M para yapar. Bunu 10 tur yapsak. 5 tur yapsak 27M para yapar. Yani bunu 5 tur yapıp ben bu el bir tane hidre sandığı açayım. Siz görün. Gayet güzel oluyor yani bu çanları, ıvır zıvırları satmak. Hem de çok kısa sürede topluyorum. Ayrıca taşları da topluyorum. Her biri şu an 300K ediyor. Marmara'ya geçiş olacak biliyorsunuz 17 Ocak'ta. Burada onları 500K'ya satacağım. Bir çarda topluyorum şimdi. Neyse farmlamaya devam. Ha Ayşe'yi de göstereyim. 19 adet olmuş. Çok iyi. Yani hiç yoktan yana topluyoruz. Evet eventimizi tamamladık. Öncelikle söylemek istediğim şey şu. Sadece çan vesaire satarak 23... Sesim çok geliyor galiba. 23-24M kadar bir gelir elde ettik. Bu çok iyi oldu. Ayrıca şu farma bakın. 76 adet Ayşe, 4 gümüş okey, 400 tane pelerin. Bunların 350'si şu an bir won falan. Bir yeşil ejderha, 3, 4 göre, 3 tane görev kitabı prens 3, 10 kutsama, 38 tane karanlığın sandığı yani 38 tane boss kesmişiz. Yaklaşık 60 tane de metin kestik. Ayrıca 2-3 tane hava aldım. 2-3 tane büyülü keskinlik aldım yine. Bunlar depoda bazıları. Sayısız taş aldık. Bunları da satacağız dediğimiz gibi. Ben öncelikle şu kasmış olduğum 23-24 emlik nakitle gidip bir tane Hidra'nın sandığı almak istiyorum. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Bu arada Hidra'nın sandıkları 36M'e koyulmuş. Yani 30M falan koyuluyordu. 36 gerçekten çok. O yüzden o parayı vermeyeceğim ona. Tek bir kişi de kalmış. Büyük ihtimal tekele düştü diye öyle koydu. 26M'imizin 22,5M'ini buraya harcayacağım. Eğer buradan 30M gelirse... Aa, 8-10 da varmış başında. Bunu görmedim. Ejderha bekçisi var mı ona bakalım. Çekemezdim. Üzerimde 3 bomb vardı da. Bunlara dikkat edin arkadaş. O da yok. Ne açalım bir şey açalım yani bu 20M'le. Razador mu? İyi 6,5M'den Razador açalım. Kaç tane açabiliyoruz? 6 kere 4, 24. 4 tane açayım. Belki bir Titan Döksüt alırız. Ben çünkü onu harcamak için aldım yani niyetim Hydra'ydı ama gerçekten çok pahalı. O parayı vermek istemiyorum. Böyle bir açayım hemen hızlıca. Çok hızlı açıyorum bu arada. Tecrübe yüzüğü falan. Bizi burada sadece Titan Döksüt kurtarır. O da gelmedi. Sağlık olsun yani denemiş oldum. Bu arada parazlarımı da göstermek istiyorum. Bir sürü balık sandığı kurmuştum. Hepsini sattım. Şu an yeni server'a geçmeye hazırım yani. Üzerinde balık sandığıyla geçmek istemiyordum. Satacak bir bu itemlerim kaldı. Bayağı bir para kastık aslında. İyi gidiyoruz yani.
Bu arada şöyle bir itemim var. Buna 6-7 arıyoruz. 50 STR olur. Buzlu bir şeyler olur. Yani her şey olur. Şu kartane sandıklarından çıkan kutsamaları bir değerlendirelim. Başarısız. Yani 8'de 1 bekliyorum açıkçası. Bir tane değiştirdik dediğim gibi. Bakalım ne gelmiş. 150 HP, 20 büyülü STR. Yani bizim çok işimize yaramıyor ama HP var. Şimdilik kalsın, diğer itemimizi atalım. Bir de şöyle bir itemimiz var. Bunu %1 metin taşı getirebilmiştik. Yani 7-8 falan iyi olur tabi. Bunu değiştireceğim. Başarısız. O güzel 2'de 1 değiştirdik. Şöyle bir bakalım. Yok. İstediğimiz bir şey gelmedi. Tabi bu kolyeyi böyle bırakmak olmaz. Şurada biriktirdiğim 225 tane kartane sandığı var. Bunları hızlıca açmak istiyorum. Çıkacak mı acaba? Bir tanesi çıksın. Ha, öne alacağım diyecektim. Tamam. 2. En azından 20 tane, 25 tane çıkmasını istiyorum. Ala 2. 3. 4. Bol bol liderin kitabı çıkıyor gördüğünüz gibi. 10 tane bile olmayacak sanırım. 8. Ha gayret 9. Bir tane üstün nesnesi geldi. Güzel, bunu da kalkanımıza atarız. 10. Duvar bir 15 ol falan ya. 11. 11 tane. Şurayı bir temizleyeyim. 11 gerçekten az bu arada. En az 2 kere değiştirmek gerekir. Bakalım değişecek mi? Başarısız. Başarısız. Her totemi deniyorum. Başarısız. Değiştirdik. Güzel. Görmedim. Bakalım. 2 boyunca 25 STR. Yani fena değil. Bunu takalım biz. Neyi değiştirelim? Şu 1 saniye 350 ayakkabıyı değiştirelim ya. Değiştirebilirsek tabii 6 taneyle. Değiştirdik. Çok güzel. Hadi buna da bir STR gelmiş olsun. 350 EP. Yani gitgide arttırıyoruz. Neyi değiştireyim? 3 tane itemim var, bunları dönüp duruyorum. Bileziği değiştireceğim ya, değiştirebilirsek. Başarısız. Başarısız. Neyse, güzel oldu. Biraz gelişim kaydettik diye düşünüyorum. Bir kalkana da hızlıca şu 3 tane bağlı efsun atalım. Hadi bakalım, en azından buna bir STR ork falan bir şey gelsin. Yani STR diyorum ya. Sersem, ork, şeytan. Bu üçünü istiyorum çünkü yansıtacağım. Kendi kalkanım gerçi sersemlikli, fakat bunu değiştireceğim. Efsun'unu değiştireceğim yani. Buna güç ve ork falan istiyorum. Güç, ork, şeytan. Neyse, şunu bir attık. Ork geldi, şeytan geldi ama şey yok. Hatta blok da gelmiş ama sersem de gelse tam istediğimiz bir kalkandı aslında. Bir de attım. Şeytan, ork, yakın dövüş, blok. Gene şey yok. Sersem yok. Attım. Sersem geldi, zeka geldi, ork geldi. İyi, tamam, bu bizim işimize yarar artık. Şöyle oluyor. Aklıma başka bir şey geldi. Bunun acaba 6-7'li Efsun'u da aktardığımızda 6-7'si geçiyor mu? Hemen bir bakmak istiyorum. Bir iptal diyelim. 6-7'li ne var bizde? Bu var. Oro giysi, değerleri aktar, evet diyelim. Şunu şöyle koy. Koyamıyoruz. Ha, ayakkabı koyulmuyor. Doğru ya. Bunu nasıl? Kolyemizi deneyelim. Şunu şöyle koyduk. Bunu da şöyle koyduk. Evet diyoruz. Aynen, 6-7'si de geçiyor. Tamam, ben bunu 6-7 yapıp öyle atayım o zaman. Bu Titan'ı 6-7'ye koyalım. 6-7'si gelsin, bunu öyle aktaralım. Bu arada ben bütün itemlerimi %20 şansla koyuyorum. Şu ana kadar yaptıklarımın hepsini o şekilde yaptım. Çünkü güç, ben app çekmiyorum. Daha doğrusu şöyle, sadece 30 günlük işte şey alabilecek kadar çekiyorum. Hırsız eldiveni veya premium pazar için çekiyorum. Yani aylık çok düşük bir miktar. App'siz oynuyorum diyebilirim yani. Ondan dolayı böyle güçlü eklemedir, zayıf eklemedir, o tarz şeyler yok. %20 ihtimalle basıyorum yani. Burada çarım için çok önemli bir ana daha şahit olmanızı istiyorum. Öfkeyi P yapacağız. Şöyle bir münzeviyi okuyalım önce. Öfke devam diyorum. Aa, geçmedi. Tarihi ana şahit olamadım. Arkadaşlar bu arada 15 gün sonra dediğim gibi sunucu aktarımı var. Marmara'ya geçeceğiz Türkiye olarak. Biliyorsunuz bizim sunucumuz çok boş. Ben de çok rahat farm yapabiliyorum, o yüzden yani hiç bir rekabet çekişim olmadan. Şimdiden ben birikime başladım. Artık düşen her şeyi stoklayacağım ve Marmara'da satacağım. Şöyle pelerinler bayağı bir birikti. Ayrıca 119 won nakitimiz var. Daha 10-15 won daha gelecek buraya. Yani bayağı çar olarak bayağı gelişme kaydettik. Bu benim çok istediğim bir şeydi. Şöyle göstereyim hatta itemleri. Onun dışında ejderha yardımı, hava kılıcı, öfke, büyülü keskinlik, kutsama gibi BK'ları da ayrı çarlarda biriktiriyorum. Onlar da orada çok para ediyor. Burada 10M olan hava orada 25M. Elbette bu düşecektir. Yani 20 lira falan düşecektir biz geçiş yapınca. Çünkü stoklu gidiyor buradaki herkes. Her neyse, bunu da böyle bir bilgilendirme olarak yapayım dedim. Bu itemleri orada satacağım artık. Yani elde ne var ne yok. Premium pazarım var 2 gün. 2 gün sonra elde ne var ne yok her şeyi Marmara'ya götüreceğiz. Bu 15 gün çok zor geçecek ve ben bu 15 günün hemen hemen hepsini kayıt altına alacağım. Büyük ihtimalle bu video böyle bir saati geçecektir. Yani 1 saat 10 dakika.
veya 1 saat 5 dakika civarlarında olacaktır diye tahmin ediyorum. Ne var ne yok çekeceğim her şeyi görmenizi istiyorum çünkü. Ayrıca ben bunu niçin yapıyorum? 1 saatlik bir videonun çok izlenme almayacağını biliyorum. Bunu bölümlere falan da bölebilirim ama amaç izlenme değil, amaç benim server'ın nasıl en iyi oyuncusu olduğumu zaman içerisinde görmeniz. App çekmeden, yardım almadan, yani şey yapmadan, doğru düzgün herhangi bir app çekmeden nasıl en iyi olunur onu göstermek istiyorum açıkçası. Bunun için tabi zamana ihtiyacımız var. Çok çok iyi oyuncular var görüyorum. Yani çok yüksek sayıda app yatıranlar var. Benim hayatım boyunca çekmediğim app'i sadece bir çark için çevirenler var. Bunların arasından sıyrılıp en iyi olacağız. Bu da zamanla olacak bir şey tabi. Yani böyle bir küçük bir spontane yapmak istedim. Evet, aradan geçen günlerin ardından sonunda Titan Kalkanı ekleyebildim. İki tane şey. %20 şansla eklediğimiz için biraz uzun sürüyor. Her neyse, bu bizim işimize yarar. Yani kötü değil en azından. Yani auramızda şu şekil bir şey olmuş olacak. Bir zeka, bir ork falan filan alacağız. Kötü değil. Tamam diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Artık auramız var. Güzel. O zaman şimdi Titan kalkanımı değiştirebilirim. 20 şeytan, 20 ork ve güçlü bir Titan kalkanı arıyorum. Bunu idarelik takmaya devam edeceğim yine de. Neyse, çar gelişiminde böyle bir kısmı var. Şimdi bir iki ufak işimiz var. Onları halledelim. Şeyden, tombaladan mavi ejderha yumurtası çıkarttık. Bizim de yeni bir pete ihtiyacımız var. Benim pet tipim 3. Bunu bayağı bir kastım ama yani öylesine kastım aslında. O yüzden belki bu mavi ejderha yumurtası bizim yaralarımıza merhem olabilir. İsmini The Best koymak istiyorum. Şöyle yapalım. 3 skill olması çok önemli ve tip 6 olması çok önemli. Tip 5 olursa da kasarım bu arada. Şöyle bir bakalım, 3 skill. HP'si fena değil. Şöyle bir baktığımızda biraz küçük gibi sanki. Pet tipi 1 aynen. Maalesef hiçbir işimize yaramaz. Neyse, ikinci işe geçelim. Aslında çok tipi de çok tatlı. İkinci olarak da şu orağımıza Efsun atacağız. Bu Efsun dün şey vardı. Nesne Efsun'la etkinliği vardı. Oradan 4 tane düşürdük. 2 tane bu çarda var. 2 tane de diğer çarda var. Yüksek bir ortalama arıyoruz yani, 40 üzeri. Şöyle ilkini bir atalım. 8 ortalama maalesef. Şunu da attım. 5 ortalama. Ben buna çok, yani çok fazla, 20'den fazla atmışımdır böyle etkinliklerden düşenlerden. Bu ne hikmettir yani, bir türlü hiçbir şey yakalayamadık. 20 ortalama bile yakalayamadık yani. Neyse, bir de diğer çardaki iki taneyi deneyelim. Bu arada Efsun atmaya giderken bir tane şey buldum. Dolunay düşürdük. Ne hikmettir. Şöyle bakalım. Belki şans yüzümüze güler. Ha yok, nanay. Hadi bakalım deneyelim. Bir iki Efsun daha. Şöyle attım ilkine. 9 beceri. Yok. Bu sefer de gelmeyecek ama atacağım yine de. Şöyle bir daha attım. 5 beceri. Arkadaşlar, tombaladan tekte boost tılsımı çıkardık ve buna direkt alıcı bulduk. 4-10-20M yazdım. Buradan gelecek, iyi bir para gelecek bize. 4-10-20M yani 420M gelecek. Bunu ben ticarette kullanacağım. Şu an para yok. Bunu da açtım çarı diyor. Tamam. Buna verelim. Bu çok iyi oldu yani. Tombaladan tekte çıktı. Hiç aramadım. 4-10-20M hayırlı olsun. 10M'de alacağız eğer verirse. Vermezse de canı sağ olsun. Veriyor arkadaş. Eyvallah diyelim. Şöyle bir de kalp atalım. Çok güzel. Pardon. Şu an 7 von 388 em var üzerimde. Bu paranın hepsini ticarette kullanmayı düşünüyorum. Yani Marmara'ya geçerken bol bol item alacağım. Onları da göstereceğim birazdan. Zaten karma karışık bir video oldu. Her şey var videonun içinde. Bakalım nasıl editleyeceğiz bunu. 291 tane daha biriktirdim. Bu videoda bayağı açmış olduk bunlardan. Böyle hızlıca bir açmak istiyorum. Küçük kutsamaları görebiliyorum aşağıda. Bana bol bol küçük kutsama lazım. Event'in de son 2 günü falan olması lazım yani, baya baya oynadık bunlardan. Binlerce yapan var bu arada, Facebook postlarında falan gördüm. Gerçekten binlerce yapanlar var. İnanılmaz yani. Şimdi 200 tane, 6 tane küçük kutsama mı? İnanılmaz kötü bu arada. 20-25 tane çıkaranlar var, bana 6 tane çıktı, gerçekten çok kötü. Kalan 91 taneyi de açalım, en azından bir 10-11 tane olsun yani. 6 gerçekten az. 7 oldu. 8. 9. 9 tane çok çok kötü ya. 9 tane bile Efsun, 9 tane Efsun çıkıp 9 tane nasıl küçük kutlama çıktı acaba? O da enteresan olmuş. Neyse, bol bol saldırı ve savunma biriktirdik. Bakalım bunları falan satarız. Sıkıntı yok. Yağma kartı 41 olmuş. O zaman şeye deneyelim. Neye deneyelim? Bileziğimize deneyelim ya. 9 taneyi. Başarısız. Başarısız. Bir tane başarılı olur mu? Başarısız, 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 başarısız. 9'da 0. Bir tık tattı, kaçırdı ya. Bayağı hayallerimiz vardı, olmadı. O zaman şu 9 bağlı Efsun'da şu uğursuz orağımıza deneyelim. Yine gelmezse ben bunu satacağım bu arada. Bu harbiden uğursuz olabilir.
40 üstü bir ortalama bekliyorum. Daha 20 üstü görmedim yani. Şöyle bir tane attım. 8. Güzel. Şöyle bir tane daha attım. 18. Güzel. Hadi bir, hadi gayret. 2. Attım. 9 beceri. Attım. 19. Attım. Bari 20 üstü gelsin ya. 23 güzel. Şimdi 30 üstü gelsin. Attım. 4. 40 olsa çok iyi olurdu. Attım. 8 beceri. Sonuncuyu da atıyorum. Uğursuz orağımıza. Yok abi gelmiyor. 11 beceri geldi. tekrardan kastım. Sıralamamı 5900'e getirdim. Öfkeyi artık P yapmak istiyorum gözlerinizin önünde. Bir tane daha münzevim olacaktı benim. Şurada hemen okuyalım. Ruh taşlarım nerede? Orada burada bir yerde. Aynen. Hadi bakalım. Geçenkinde olmamıştı. Yine olmadı. Şaka gibi ya. Münzevi ile bile geçmiyor. Şimdi elimizde şöyle bir şeyler var. Muharebe kılıçları ve hortlaklar. Bunları ben şeyde biriktiriyordum Karanlık Ejderha Kayası'nda. Bayağı bir birikmiş elimizde. Bunları basmaya deneyeceğim elimdeki artı malzemelerin yettiği kadarıyla. Hatta artı 6 da var biraz. Eğer artı 8'leri yetersiz görürsem bunları da basarım biraz daha. Belki bir iki tane daha alırız diye. Her neyse ben şunları bir hızlıca basayım. Artı 8'den artı 9'a beraber basarız. Evet 28 deneme yaptık toplam. 10 tanesi geçti. Kötü değil. Bu kılıçlar zaten zor geçiyor. Eğer 2 tanesini geçirirsek bu mali... Hatta bir tanesi maliyeti kurtarır. Üstü kar bize. Böyle ilk deneme yaptım. Çok güzel. Direkt aldık. Şöyle bir bakalım nasılmış. Gayet iyi duruyor. Ben 1 won'dan 1,5 won'dan falan satarım herhalde bunu diye düşünüyorum. Şöyle bunu aşağıya alalım. Bir tane de hortlak. Bu hortlaklardan da geçirmek istiyorum da bunun geçmesi daha zor sanırım. Şu an zararda değiliz yani. Bu bizi kurtarır. Bir tane daha alırsak kar üstü bize. Ama gördüğünüz gibi çok yakıyor yani. Çok fazla. Galiba ikinciyi alamayacağız. Allah Allah. Hop çok güzel. Bir tane de hortlak aldık. Güzel. Bu da bize kar oldu. Bakalım. Şunu da almak istiyorum. Olmadı. İki tane alabildik. Burada elimde daha siyah çelikler falan var. Onları da basacağım da şu anlık elimden yeterli malzeme yok. Ve Marmara ile birleşmeyi bekliyorum. Ondan dolayı biraz bekleyeceğiz gibi. Ama iki tane aldık şimdilik. İyi yani. Şey falan da var bu arada. Cennet Dünya Çanı, Kurtuluş Yelpazesi falan bunlar da para ediyormuş. Öyle gördüm. Onları da basarız bir ara. Siyah çeliği de basacağım elimdeki. Fakat şeytan hatırası artım yok. Gidip kasacağız mecburen. Yani satan yok gördüğünüz gibi. Adam 8-10'a kurmuş. Tuzak kurmuş. Yine de tanesi 2M falan ediyor yani şeytan hatırası artının. Bana 20 tane lazım. 40M ona vereceğime gider kasarım hem ETP görevimi yapmış olurum. Tamam öyle yapalım. Şimdi gidip bir hatıra artılı kasalım. Hem de biraz enerji parçası falan da kasalım. Çeliklerimizi basmaktan vazgeçtik. Çünkü elimde yaklaşık bir 30 tane artı 7 çelik var. Bunun için de 60 tane hatıra artı lazım. Bunu bulmam şu an mümkün gözükmüyor. O yüzden şu siyah diyorum. Kurtuluş yelpazeleri var elimde artı 7. Onları basmaya karar verdim. Toplam 15 tane var. Bir basalım artı 8'e bakalım kaç tane geçecek. Artı 9 denemelerini beraber yaparız. Hatta ilkini şöyle beraber basalım. Hop o güzel bir de bir. Toplam 6 tane artı 8 aldım. Şimdi hep beraber bunları basalım artı 9'a. Artı 9'lar 2,5 won civarında satılıyor diye duydum. Hiç satmadım daha önce. Eğer 2 tane artı 9 alırsak burada çok güzel bir kar bırakmış olacak bize. İlk bölümü de yani güzel karlarla noktalayacağız aslında. Evet malzemeleri aldım geldim. Bakalım ya en azından 2 tane almak istiyorum buradan. Çok güzel olur. Bir de 0. 2 de 0. 3 de 0. 4 de 0. Hiç alamadık sanırım. Ersin Üskün. Birinci bölümü burada sonlandıracağım artık. Artı basmada başarısız olduk ama bu uzun bir macera. Daha çok yolumuz var yani. Çok işler yapacağız. Bu arada canavar kartlarını da yapıyorum. O da öyle bir bilgi. Şunu da ekleyeyim hatta. Her neyse bu birinci bölümdü. 40-45 dakikayı geçmiştir belki de. Editlerle falan biraz düşürmeye çalışacağım. Ne yapacağız şimdi? Yani bu bölümde aslında karma karışık bir bölüm oldu. Ben de öyle maceramı çekiyorum yani aslında. Metin 2 oynarken neler yapıyorum bunu çekiyorum. O yüzden çok sıkıntı yok. Bunun gibi çok bölüm çekeceğim. Belki izlersiniz, belki izlenir, belki izlenmez orasını da bilemiyorum. Ama yani nasıl en iyi farm çarını dizdiğimi herkese göstermek istiyorum. Böyle sıfırdan app çekmeden, yani böyle binlerce lira yatırıp app çekmeden. Nasıl farm çarı dizilir herkese göstereceğim. Şu bu arada öfkemize G10'daydı sanırım şeyde biriktirdim. Zen fasulye de kullanmıyorum bu arada. Zensiz
deneyeceğim şimdi. Öfke diyelim. Bir basalım. Yok, başaramadık yine. Yani son videonun sonları biraz şanssız oldu. Her neyse, birinci bölümden şimdilik bu kadar. Ben birazdan ikinci bölümü çekmeye başlayacağım hatta direkt. Çünkü simya süren bitmek üzere. 18'er dakikaları kaldı. İkinci bölümde direkt kor açarak başlayacağız. O da yine bir saatlik bir bölüm olacak. Çünkü dediğim gibi bu bir diğer videolarım gibi para kas, sandıkaç o tarzı içerikleri yok. Bu tamamen char gelişimi, kişisel gelişim. Ondan dolayı bu ayarda devam edecek bu seri. Kendinize iyi bakın.